Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün çim durağımızı, diğer adıyla diş kaşıyıcımızın erkek versiyonunu yapacağız. Kızı tamamlamıştık. Şimdi erkeğini hazırlayacağız. Aynı ölçülerde yapacağım. Evet, ipimiz, amigurumi ipimiz, yani tüylenmeyen ipimiz. Hemen sihirli halka olarak başlıyorum. Ben zincirle başlayacağım. 1, 2, 3. İlkini iyice sıkıyoruz hanımlar. İkinci zinciri. Altı tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen ilk sık iğneden birleştirme yapıyoruz. Şimdi işaret ipi takacağım. Sırasıyla her sık iğneye çift batıyorum. 12 tane sık iğnemiz olacak. Toplam 12 sık iğnemiz. Tamam. Üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramda şöyle size nasıl ışık geliyor mu? İlk sık iğnemi 1, ikinci sık iğnemi çift batıyorum. 1 sık iğne, diğer sık iğnemi çift batıyoruz. Üçüncü sırada 18 sık iğne olana kadar sıra başına kadar örelim. Şu anda 18 sık iğnemiz var. Dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sırada 2 sık iğne örüp 1 arttıracağım. 1, 2. Sıradaki sık iğnemi 2 tane sık iğne yaptım. 1, 2, sıradaki sık iğneme çift batıyorum. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 24 sık iğnemiz var. 5. sıraya geçiyorum. 5. sıramda 3 sık iğne örüp 1 arttıracağım. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 30 sık iğnemiz olacak sıra sonuna kadar. Böyle devam edelim. 5. sıramda 30 sık iğnemiz var. 6. sıraya geçiyoruz. 4 sık iğne örüp 1 arttıracağız. 1, 2, 3, 4. Sıradaki sık iğnemi arttırma yapıyorum. 6. sıramızı da tamamladık. 36 tane sık iğnemiz var şu anda. 7. sırama geçiyorum. 7. sıramızda 5 sık iğne örüp 1 arttıracağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın zaten arttırmalar üst üste geliyor. Şurada belli. Hemen sıradaki sık iğnemi yaptım. Çift yaptım. 5 sık iğne ördüm. 1 arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz olacak. Arttırmamı yapıyorum.
Bu sıramızı da böyle tamamlayalım sıra sonuna kadar. Toplamda 42 sık iğnemiz var. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 6 sık iğne öreceğiz, bir arttıracağız. 1 2 3 4 5 6. Sıradaki arttırma yerime tekrar arttırma yapıyorum. Evet hanımlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Toplamda 48 sık iğnemiz olacak. 6. sıra dedim ama arkadaşlar şunu saymadığım için 6 dedim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıradayız. 7 sık iğne öreceğiz, bir arttıracağız. Bu sıramızda son defa arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Bu son arttırmam. Sıra sonunda 54 tane sık iğnemiz olacak. Evet, neden demin 6. sıradayım dedim. Şu ikisini saymadım galiba ondan. Bu sıramızı da 7 sık iğne örüp bir arttırarak tamamlayalım. Arttırmalarımız tamamlandı. Şu anda 54 tane sık iğnemiz var. Bundan sonra 7 sıra düz öreceğiz hanımlar. Şöyle göstereyim size. Bakın şurada bitiyor. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Şurada arttırma bitti. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra öreceğiz. Biraz şurada yanak için arttırma yapacağız 8. sırada. 7 sıramızı örelim. Daha sonra arttırmamıza gelelim. 54 tane sık iğnemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördüm. Bakın sıra başı şurası. İşaret ipimi kaldırıyorum. Şöyle ben gözleri ayarladım. Gözünün altına arttırma yapmak için ip taktım oraya. Sizin için kolaylık olsun diye. 2, 3, bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir tane daha örüyorum. 6. 6 sık iğne ördüm. Şurada arttırma yapıyorum. İlk arttırmamı yaptım. İkinci arttırma. Bir tane daha arttırıyorum. 3 tane yeterli. Arada düz sık iğnelerimiz var. 1 2 3 4 5. 5 tane düz ördüm. Tekrar 3 tane arttıracağım. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Bu kadar arttırmamız. Şimdi sıra sonuna kadar düz örelim. Yanaklarda arttırma yaptıktan sonra düz geldim işaret ipime kadar. Şimdi burada 3, burada 3. Toplam 6 tane sık iğne arttırmış olduk. Şu anda 60 tane sık iğnemiz var. 2 sıra düz örelim hanımlar. Kesmeden önce 2 sıramızı düz örüyoruz. Daha sonra keseceğiz. 2 sıramı düz öreyim geleyim. Düz ilmeklerimizi bitirdik hanımlar. Arttırmadan sonra toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıramızı tamamladık.
Şimdi artık kesiyoruz. İlk sıramı 6 sık iğne örüp bir azaltacağım. 2 defa yapacağım bunu. Çünkü şurada arttırma yapmıştık. Şuralarda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne ör, 1 azalt yaparak sıramızı tamamlayalım. İlk kesmemi yaptım. 6 sık iğne ör, 1 azalt, 6 sık iğne ör, 1 azalt diyerek en son kesmemi burada yaptırdım. En son kesmem burada oluştu hanımlar. Kalan sık iğnen 1, 2, 3, 4. 4'ünü öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bununla birlikte 5, 6. Şimdi tekrar kesiyorum. Bakın. Eşit olsun diye şurada 4, burada 2 tane ördüm, 1 tane azalttım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir tane daha keseyim sizinle. 1 2 3 4 5 6 Bir tane kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 6 sık iğne ör, 1 azalt, 6 sık iğne ör, 1 azalt yaparak tamamlayalım. 6 sık iğne örerek, bir tane keserek sıramı tamamlıyorum. Bir tane son kesmemi yaptım hanımlar. Evet, bu sıramız da tamamlandı. Şimdi toplamda 46 tane sık iğnemiz olması lazım. Yani bir eksik bir fazla olabilir arkadaşlar. Bazen böyle konuşurken atlayabiliyorum ya da fazla örebiliyorum. Bundan sonra 5 sık iğne öreceğim. Bir azaltacağım bu sıramı. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, sıramızı bu şekilde bitirelim. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum hanımlar. Kalan bir, 1, 2, 3, 4. Kalan 4 tane sık iğnem var. 1, 2, 3, 4. İşaret ipimi kaldırıyorum. Şimdi ilk sık iğnemi kesiyorum. İlk sık iğnemi kestim. 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 Tekrar kesiyorum. Böyle devam ederek arkadaşlar en son 18 tane sık iğnemiz kalana kadar
Daha sonra beraber kapatacağız ilmeklerimizi. Yalnız gözlerimizi takmayı unutmayalım. Şu arada onu da takayım ben. On altı ve 17. sıra arasına bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ile 16. 15 ile 16'nın arasına takıyoruz hanımlar. Şöyle yerini belirledim. Böyle şu en küçük göz milim olarak anlamıyorum. Şu en ufak gözü takıyorum. Arkasına kilitli gözümüzle geçirelim. Evet, ben şunu geçireyim. Diğer gözün arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne. Arada 8 sık iğne bırakarak gözlerimizi takıyoruz. Aslında çok kolay yapılır da hanımlar, önde kamera olduğu zaman biraz uzuyor bu işler. Gerçekten zahmetli. Kilitli gözlerimiz biraz zor girecek gibi. Gözlerimizin iyice yerleştikten sonra arkalarını mühürlemeyi unutmayalım hanımlar. Şöyle yakmadan şöyle bastıralım. İyice, evet, yerleşti. Bu sıramızı tamamlayalım. 4 sık iğne örüp bir azaltarak sıra sonuna kadar. 4 sık iğne örüp bir azaltarak sıra sonuna kadar geldim. Burada 2 tane sık iğnem kaldı. Onları da ördüm. Şimdi ilk sık iğnemi kesiyorum. Aa, takıldım hanımlar. Bazen öyle oluyor maalesef. İlk sık iğnemi azalttım. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne ör, bir azaltı yaparak tamamlayalım. 3 sık iğne örüp bir azaltarak sıra sonuna kadar geldim. Bir tanesini örüyorum. Sıradakini de örüyorum hanımlar. İşaret ipimi yukarı çekiyorum ve ilk sık iğnemi keseceğim. Bu sıramızda 2 sık iğne örüp bir azaltacağız. Ama önce dolduralım. İçini de doldurdum. Evet, içine de bir tane top koyduk. Çıngırağımızın. Şimdi 2 sık iğne öreceğim, bir azaltacağım. Şu anda 30 tane sık iğnemiz var. 24'e düşüreceğiz. 1 2 Bir tane kesiyorum. Bu sıramda da öyle 2 sık iğne ör, bir azalt yaparak sıra başına kadar geliyorum.
İki sık iğne örüp bir azaltarak sıramızı tamamladık. Son sıralara geliyoruz. Şimdi bu sıramda da bir sık iğne örüp bir azaltacağım. Biraz zor olacak bu son sıralar. Bir. Artık böyle keseceğim hanımlar. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bir sık iğne ör, bir azalt yapalım. Bitirelim bu sıramızı. Sıramızı tamamladık. 18 sık iğnemiz vardı. Şimdi 12'ye düştü. Bundan sonra arkadaşlar her sık iğneyi keseceğim. Hep çift alarak ilmeklerimiz bitene kadar kesiyoruz. İlmeklerim bitene kadar sık iğnelerimi çift alıyorum. Buralar dikişe gelecek arkadaşlar. Biraz gevşek kalıyor keserken. Topu çok ileri gitmedim galiba. Çok geride kaldı. Şöyle bastırınca gidecek. Evet, bu ilmeklerimizi kapatalım, bitirelim. Çıngırağımızın kafası bitti. Şöyle uzunca bir ip. Şimdi bu burada kalsın. Kulağına başlayacağız. Üç zincir çekiyorum. İlkini sıkı. 2, 3. İkinci zincirin içine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen birleştiriyorum. İlk sık iğneden. Şöyle işaret ipi takayım sizin için. Evet. Şimdi arkadaşlar, her sık iğnenin içine çift batıyorum. 12 sık iğne olacak. İki. Dört. 6, 8, 10, 10 ve 12. İlk sıramı düz gidiyorum. 12 tane sık iğnemi tek tek örerek sıra başına kadar geliyorum. 12 sık iğnemi düz ördüm. 3. sırama bakın. 6 sık iğne, 12 sık iğne, 3. sıramda düz. 4. sırama geçiyorum. 1 sık iğne öreceğim, bir arttıracağım. Şöyle koyalım. 1 sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğneme arttırma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Sıradaki sık iğneme arttırma yapıyorum. Toplamda 18 sık iğnemiz olacak. On sekiz sık iğnemiz. Şöyle bakalım.
Bütün sıralarımız 1, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıramız olana kadar düzeleceğiz. Yani 11 sıra işaret ipim burada duracak. İşaretimin üzerinden şöyle bakın. Şundan itibaren 11 sıra olacak. Hepsini sayarsak 15 sıra. Şimdi ben 11 sıramı düz öreyim, gelelim. Kulaklarımız da tamam hanımlar. Şöyle birazcık ip kesiyorum dikmek için. Şimdi bunlar burada dursun. Hemen biz şu halkaya dikilecek kısmı yapalım. Halkamız şu şekilde. Hemen zincire başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Evet, bir tane daha çekiyorum. 40. Trabzan yapmayacağız hanımlar. Trabzan da gevşek duruyor. O yüzden sık iğne olarak yapacağız. Şimdi birinciye değil, ikinciye batıyorum. Sırayla bütün sık iğnelerimi tek tek batacağım. Uca kadar sık iğne örelim. Toplamda 37 tane sık iğnem var. Bir zincir çekiyorum, örgümü çevirdim. Sık iğnelerimi ördüm hanımlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda benim 8 sıra, tabii ipe göre değişebilir dedim ya. İpin kalınlığı, tığın değişebiliyor. Siz ölçerek gidin. Şöyle halkayı gevşek olmayacak. İyice sıkıştıracağız ki dikerken. Şöyle ben iğnemi taktım, hazırladım. Düğümümü de attım. Dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle tutarak her sık iğneden, pardon, şöyle karşılıklı dikiyorum. İğne ardımı diyoruz. Buna ne diyoruz? Şu şekilde dikeceğim. İlmekleri sağlam alın. İnce almayın. Sökülme olmasın. Hatta ben şöyle yapsam daha iyi olacak. Ta geriden, bakın tam geriden dikeceğim ki iyice sıkışsın. Bakın şöyle yapıyorum. Sadece bir sık iğne ileriden, yani bir sıra ileriden aldım. Sıra sonuna kadar sakın bol örmeyin hanımla, böyle iyice dolaşmasın, dönmesin. Şimdi ben uca kadar dikiyorum. Sonuna kadar diktim hanımlar. Şurada ipimi düğümleyeceğim ve içeride bir yerde saklayacağım. Kirpiğini bir kaşını yaptım. Şimdi buradayım. 1, 2, 3. Şuraya batıyorum. Tekrar aynı yerden çıkacağım. İpimi tek kat yaptım arkadaşlar. Şöyle ikiye böldüm.
ince katını aldım. Şöyle şuraya. Benim ipim ince olduğu için iki defa gittim. Şuradan şöyle ileride şu altlarda ipimi şurada sabitleyeceğim. Bakın hemen gözün bittiği yerden şurada şöyle işaret yapalım. Bir, iki, üç, dördüncüye battım. Evet, burnu da bu şekilde yapalım. Bir kulağa diktim arkadaşlar. Bu bebeği yaparken kulak dikişini de göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben yine de bunu göstereyim. Şöyle ikiye katlıyorum. Karşılıklı bir iki tur tutturuyorum dikmeden önce. Bir iki defa yapsanız yeterli. Evet. Daha sonra şöyle gölge düştü. Sihirli halka bunu saymıyorum. 1 ile 2'nin arasında. Bakın şunu şuraya diktim. Şöyle mi göstersem, evet. Sihirli halka 1 ve 2'sinin arasına şu şekilde şu şekilde dikeceğiz. Artık kafamızı halkaya dikiyoruz hanımlar. Tam bakın. Tam bitiş kısmını ortalıyorum. Şu şekilde. Yalnız dikerken 0 biten yerden değil de 1 2 üçüncü sıradan dikiyorum. Şöyle yapıyoruz. Bir sık, buradan bir sık iğne alıyorum. Şöyle. Şöyle yapayım önce. Tam ortalayalım şuradan. Şöyle yaptık ilkini. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Bakın en son bittiği yerden değil, ikinci sıra değil, üçüncü sıradan alıyorum. Biraz zorlanacağız dikerken. Daha sonra sıkıştırırız. Şimdi halkadan alıyorum. Daha sonra iğnenin çıktığı yerden sırayla şu şekilde tekrar buradan halkadan aldım. Şimdi kafadan şöyle bir tur dönerek
Sanırım anlatabildim arkadaşlar. Şöyle, ben önümde kamera olduğu için zor dikeceğim. Şu şekilde dönüyoruz. Daha sağlam olması için bir tur daha. Yani iki turda dikeceğiz. Çıngırağımız bitti arkadaşlar. Kulaklarımız da tamam. Şöyle biraz fırçayla yanaklarımızı kızartalım. Kulaklarımızın içine. Bu doğal pudra arkadaşlar. Allık. İsterseniz çıkmayan boyayla da yapabilirsiniz. Evet hanımlar. Çıngıraklarımız bunlar. Bebeklerimiz bitti. Siparişimiz de tamamlandı. Yalnız evet emzik zincirimiz kaldı. Bir sonraki videoda onu yapacağım ve bitecek. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gelecek videolardan yararlanmak isterseniz bildirim zilini açmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.